Merhaba. Sizlerle lisans öğrencilerine yönelik TÜBİTAK 2209A araştırma projesi oluşturma süreci hakkında deneyimlerimi paylaşacağım. 2209A projeleri öğrencilerin araştırma yapması için teşvik edilen projelerdir. TÜBİTAK proje önerilerini inceledikten sonra desteklenen projenin tüm giderlerini karşılar. Araştırma projeleri en çok 12 ay süre ile desteklenir. 2020 yılından itibaren maksimum destek tutarı 4.000 liradır. Bu giderler faturalandırıldığı takdirde bu destek sağlanır. BİDEP üzerinden proje önerisi yüklemek için öncelikle ARBİS kaydı yapmanız gerekmektedir. Açılan ekranda yeni kullanıcı kaydı sekmesinden kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Proje kapsamında belirlenen problemin araştırılarak projeye dökülmesi için bir takım belgeler istenmektedir. Bu belgeler araştırma önerisi, bölüm onay yazısı, etik kurul yani üniversitenizde yapılacak olan etkinliğin izni. Dekanlıktan alabiliyorsunuz bunu ya da bölüm başkanlarından. Transkriptinizi onaylatıp ıslak imzalı şekilde göndermeniz gerekiyor. Sizlere TÜBİTAK'ın sitesinde yayınladığı şablonu ve kendi göndermiş olduğum taslak projemi örnek olarak sunacağım. TÜBİTAK'ın kendi sitesinde yayınlamış olduğu proje öneri formu örneğine baktığınız zaman Arial 9 yazı tipinde 20 sayfayı geçmeyecek şekilde belirtilen başlıklarda yazılması istenmektedir. Projenin hangi proje olduğunu belirten başlık atılmalıdır. Projenin yılı ve dönemi yazılmalıdır. Genel bilgilerde yürütücü, araştırma önerisinin adı, danışman ve kurumun adı kutucuklar içinde yazılmalıdır. Özet kısmı ve anahtar kelimeler yazıldıktan sonra özgün değere geçilmelidir. Özgün değerde projenin daha önce yazılmamış olduğu ve bu projenin araştırılmamış olduğuna dair bilgiler varsa buraya eklenmelidir. Özgün değerlerde yapmış olduğunuz proje hakkındaki araştırmalarınızı ve projenin özgünlüğünü belirtebilirsiniz. Gösterilen kaynaklar APA formatında olmalıdır. Özgün değerlerin sonuna araştırma sorunu da eklemelisiniz. Amaç ve hedefler kısa olacak şekilde belirtilmelidir, açık ve net bir şekilde. Yöntem büyük başlığı altında araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, veri analizi belirtilmelidir. Proje yönetimi iş zaman çizelgesi oluşturulmalıdır. Projenin verileceği tarih, biteceği tarih belirtilmelidir. Risk yönetim tablosu oluşturulmalıdır. En önemli riskler yazılarak B planı oluşturulmalıdır. Ekonomik, ticari, sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi ve projenizin yeni projelere sağlayacağı destekler ve yardımlar belirtilmelidir. Burada projenizi daha sonra nerede sunacağınızı da belirtebilirsiniz. Diğer konularda üniversitenizin altyapı sağladığını belirtebilirsiniz. Eklere kaynakları alfabetik sıraya göre yazmalısınız. En son olarak bölüm onay yazısında ıslak imzalı şekilde transkriptinizi ıslak imzalı şekilde TÜBİTAK'a posta yoluyla göndererek bu projenin önerinizi de BİDEP'e sunarak işleminizi tamamlamalısınız. Şimdi BİDEP'e proje yükleme aşamasına geçelim. TÜBİTAK BİDEP'e girebilmek için ARBİS üyeliği oluşturmanız gerekmektedir. Tüm bilgi belge girişleri bu ekrandan yapılacaktır. Ek bilgileri girmeniz istenecektir. Ek bilgiler onay belgesi, transkript, öneri ve bölüm onay yazısı şeklindedir. Buraya Word dosyası şeklinde belirtilen dosyaları yüklemelisiniz. Dosya seçe tıklayıp bilgisayarınızdan dosyayı bularak yükleyebilirsiniz. Banka hesapları sekmesine gelip banka hesabınızın IBAN'ını girdikten sonra onay kısmı açılacaktır. Açılan onay kısmında gönderiminizi onaylayarak projenizi göndermiş sayılırsınız. Verilen belge, onay sonrasında verilecek olan belge, danışman ve yürütücü tarafından imzalanıp TÜBİTAK'ın belirtilen adresine posta yoluyla gönderilmelidir. ARBİS kaydınızı gerçekleştirdikten sonra sizleri bu ekran karşılayacaktır. Buradaki önemli husus kişisel bilgileri ve özgeçmişi eksiksiz doldurmaktır.
Arbis kaydınızı oluşturduktan sonra bir de bekleyerek program hakkında duyurulara ulaşabilirsiniz. Ana sayfadaki sekmeler veya sisteme giriş sekmesinden programlar hakkında detaylara ulaşabilirsiniz. Sisteme giriş sekmesine tıkladığınız zaman burada önceki başvurular ve mevcut başvurular görünmektedir. Bir de programlar sekmesine tıkladığınız zaman başvuruya açık programlar, desteklenen ve açılacak programlar, sona eren programlar görünmektedir. Aynı ekran üzerinden kişisel sekmesine tıklayıp banka hesap bilgilerine tıkladığınız zaman burada banka hesap IBAN numaranızı girmenizi isteyecektir. Bunu girmeniz önemlidir. Örnek taslak üzerinden sonuç raporu incelemesi. Genel bilgiler kapakta yer almaktadır. Genel bilgiler tekrar özet kısmının hemen üstünde yer almalıdır. Giriş, amaç, hedefler ve yöntem başlıklarıyla proje anlatılmalıdır. Ekler alfabetik sıraya göre düzenlenmeli. Kaynakçadan sonra kullanılan materyaller, veri analiz araçları ve harcama kalemleri faturalandırılarak ücret iade dekontu ile birlikte projenin sonuna eklenmelidir. Proje başvurusunda bulunmak için BİDEP sayfasında yer alan BİDEP programlar sekmesine tıklıyoruz. Burada başvuruya açık programlar kısmını büyütüyoruz. 2209A destekleme programına başvuru seçiyoruz. Burada yer alan bilgilendirmeyi okuduktan sonra en alt kısımda yer alan yeşil başvuru butonuna tıklıyoruz. Hazırladığımız sonuç raporunu uygun formatta düzenledikten sonra yine BİDEP sitesi üzerinden burada açılan sekmede aktif izleme süreci aşamaları kısmından ekleyebiliriz. Ekledikten sonra bize ulaştırılan formun ıslak imza ile imzalanıp TÜBİTAK'ın belirttiği adrese posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Proje öneri formu ve desteklenen projenin sonuç raporunu TÜBİTAK sitesinden arama kısmına 2209 yazarak çıkan ilk sonuca tıklayarak bu kısımdaki linklerden erişebiliriz. Sonuç raporuna ise izleme kısmındaki sonuçlandırma sekmesinden erişebilmekteyiz.